Allah bize Kureyş suresiyle ne diyor? Durun ve düşünün. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini düşünün. Allah görmek için göz verdi, işitmek için kulak verdi, irak ve iman etmek için kalp verdi. Bir nefeste bile iki şükür lazım. Bizi yokluktan varlığa çıkardı. Kureyş suresinde Allah Kureyş özelinde onlara verdiği nimetleri kulluk için bir ihtar ve bir ihbar yaparak o nimetlerden dolayı kendi zatına yönelmesini emrederken bir taraftan, bir taraftan da bizim sahip olduğumuz nimetlerimiz üzerinde düşünmemizi ve gerçekten yani bu eli ben mi yaptım? Bu gözü ben mi yarattım? Bu dünyaya geldiğimde bu vücudu bu muhteşem mekanizmayı ben mi inşa ettim? Hayır. Bunu bir yapan var, bunu bir yaratan var. Bunu bu bulmayı, bunu bilmeyi, buna bağlanmayı, buna şükür duygusu hissetmeyi ve buna kul olmayı ki o aziz ve celil olan Allah'tır. Kureyş Suresi bize bunu söyler. Bildiğiniz üzere Mekke aslında hiçbir tarım imkanı olmayan, hayvancılık imkanı olmayan çok özel bir bölge. Hz. İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizle birlikte Hz. İsmail'i oraya yerleştirdiğinde Allah'a şöyle dua etmişti. Allah'ım ben evladu iyalimi hiçbir ekini, bitkisi olmayan bir yere yerleştirdim. İnsanlarda onlara yönelecek bir gönül, kıl ve oranın ehlini Mekke'yi kastederek rızıklandır diye dua etmişti. Gerçekten Mekke'ye bakıldığı zaman Mekke hayvancılık ve tarım bakımından neredeyse hiç mesabesinde bir yer. Fakat Allah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasından dolayı o beldeyi aziz kıldığı için insanların gönüllerini de oraya meylettirdiği için Orada Kureyş, orada yaşayan Araplar hiçbir dönem bir sıkıntı çekmediler. Yer yer bazı zamanlar bazı kıtlıklar, sıkıntılar oldu. Fakat büyük sıkıntılar, büyük yoksulluklar, büyük mağduriyetler yaşanmadı. Fil olayından sonra da o beldeye duyulan saygının artmasıyla Kureyş'in o bölgedeki o topraklardaki Hicaz'daki saygınlığı, rahatlığı, rahat hareket edebilmesinin de önü açıldı. Çünkü Hicaz'da bir merkezi devlet söz konusu değildi. Kabileler vardı. Kabileler belli bölgeler üzerinde egemenlik kurmuşlardı. Her kabile kendi bölgesinin üzerinde bir egemenlik iddiasında bulunuyor idi. Dolayısıyla bir anarşi ve kaos vardı. Siz bir yerden bir yere intikal ettiğiniz zaman eşkıyaların size tasallutu, diğer kabilelerin sizi, sizin kervanlarınızı soyması meseleleri gündeme gelebiliyordu. Fakat fil hadisesinden sonra özellikle Kureyş'e duyulan saygı daha da artmıştır çünkü Kureyş Allah'ın evinin hizmetkarlığını yapıyor idi. Allah da evini Ebrehetül eşleme karşı koruyunca diğer kabileler, eşkiyalar bile Kureyş'e saygı gösterir olmuştu. Öyle ki Kureyş'in kervanları Somali işlerine kadar, Afrika'nın derinliklerine kadar kendilerinin mallarına ve ırzlarına hiçbir sataşma olmadan oraya kadar gidiyor, rahatlıkla ticaretlerini yapıp yeniden Mekke'ye dönebiliyor idiler. Hatta kışın, kışın o soğuk günlerinde Kureyş Yemen'in daha ılıman bölgelerine hareket ediyor. Yazın ise yazın sıcak zamanlarında ise Taif'e gidiyorlar fakat bu yolculuk esnasında hiçbir şekilde bir tasalluta, bir tecavüze maruz kalmıyorlardı. Aslında bu öteden beri Hazreti İbrahim Aleyhisselam vasıtasıyla o beldeye, Kabe Kabe'ye, Kabe-i Müşerrefe'ye atfedilen kutsiyetin bir ifadesi olduğu gibi aynı zamanda Fil suresiyle meydana gelen o helak hadisesinde Ebrehetül Eşlem ve ordusunun helak edilmesiyle meydana gelen o hadise esnasında insanların akıllarında kalplerinde oluşan Kabe'ye karşı o hürmetin ve dolayısıyla da Kureyş'e karşı oluşan bu hürmetin bir sonucu idi. Şimdi Allah Kureyş suresinde ondan sebep buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Kureyş'in Kureyş'in kolaylıkla yapmasından dolayı, Kureyş'i Allah'ın alıştırmış olmasından dolayı. İle fihim ve sayf. Kışın ve yazın yolculuğa Kureyş'i alıştırmasından, bu yolculuğu Kureyş'in rahatlıkla yapmasından dolayı. Felyabudu rabb hadzal beyt. Bu evin sahibine bari bundan dolayı kulluk etsinler. Felyabudu budur hadzal beyti lzi اَتْعَمَهُمْ مِنْ or O beytin sahibi olan Allah ki onları açlıktan kurtardı, onları doyuran Allah'tır. Baksanıza şu yere, bak, baksanıza Mekke'ye. Hacca gidenler bilir, ben gittiğimde gördüm. Yani gerçekten dağlarına gittiğiniz zaman, göz gezdirdiğinizde bir otun bile bitmediği bir beldede Allah Kureyşi orada yaşayan insanları Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duasının hatırına doyuruyor. Orayı bir kutsal merkez olarak e, yarattığı için Allah, Beytullah'ın dediği için insanlar oraya ilgi gösteriyorlar. Ticari kervanlar oraya uğruyor. Arap edebiyatının bütün edebi ürünleri Ukaz ve Zülmücenne panayırlarında, çeşitli panayırlarda orada görücüye çıkıyor. Allah onun için buyuruyor ki Kureyş yaz ve kış çok rahatlıkla seyahat yapıyorlar ticaret kervanları rahat bir şekilde bir beldeden bir beldeye hiçbir eşkıyanın, hiçbir zorbanın tasallutu olmadan rahatlıkla ticaretlerini gerçekleştiriyorlar. Ve Kureyş kışın o soğuk günlerinde Yemen'in içlerine yazın o sıcak günlerinde Taif'e giderek rahatlıkla yaşamlarını sürdürüyorlar. Bari bunun hatırına, burada bir Allah'ın ayeti vardır, burada bir delil vardır. Bunun hatırına bu beytin sahibine kulluk etsinler. Allah onları açlıktan kurtardı, doyurdu. Allah onları ve amene hum min hav. Allah onları korkudan kurtardı. Esenliğe, güvenliğe ulaştırdı. Gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben peygamberim dediğinde Kureyş'in bir kısmı peygamberimize iman etti. Ama büyük bir kısmı ona inanmadı. Peygamberimiz yeniden Mekke'yi fethedip Mekke'ye girene kadar Kureyşli müşrikler Peygamber Efendimiz'e iman etmediler. Hatta hatırlayın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve endir aşiretekel akrabin yakın akrabalarını uyar emri gelince Peygamber Efendimiz Safa Tepesi'nin üzerine çıktı. Kureyş'i onun etrafında topladı ve onlara buyurdu. Dedi ki şimdi ben desem ki şu dağın arkasında bir ordu var ve sabahın kör vakti bir gece üzerinize çullanacaklar. Beni tasdikler misiniz dediğinde hepsi tek bir ağızdan evet seni tasdikleriz. Çünkü şimdiye kadar senin ağzından hiçbir zaman yalana şahitlik etmedik dediler. Ve Peygamber Efendimiz o halde şunu iyi bilin ve anlayın ki ben Allah'ın elçisiyim. Çok feci bir azabın önünde sizi o azapla ilgili olarak uyarıyorum deyince Peygamber Efendimiz onu, onu yalanladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanladı Kureyş. İşte onun için Allah bu ayette Kureyş'in Allah'ın onlar üzerindeki nimetlerini düşünmesini istiyor. Allah'ın Kabe'ye olan iltifatını, Kureyş'in nasıl ayrıcalıklı kıldığını, o beldenin sakini olmalarından kaynaklanan bu faziletin asıl sebebinin kendileri olmadığını, Allah olduğunu fark etmelerini bu peygamberi gönderenin de kendi zatı olduğunu en derinden hissetmelerini ve bu beldenin sahibi, bu evin Rabbi olan zatına kulluk etmelerini, şirki bırakmalarını istiyor. Peki Kureyş suresinde Mevla bize ne söyler? Evet onlar Kureyş'ti, geldi zamanları devirleri geçti. Peygamber Efendimiz'e fetihle birlikte, Mekke'nin fethiyle birlikte artık iman ettiler. Fakat bu sure bize dönen kısmıyla ne diyor? Evet, Kureyş'e Allah bir nimet olarak yaz ve kış yolculuklarını hiçbir tasallut ve tecavüz olmadan kolaylıkla yapmalarını lütfetmişti. Peki dönelim kendimize bakalım. Allah bize neyi lütfetti? Allah Kureyş'e verdiği özel nimetlerden dolayı bu evin sahibine kulluk edin, ona nankörlük etmeyin, ona isyan etmeyin diyor. Allah bize Kureyş suresiyle ne diyor? Durun ve düşünün. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini düşünün. Allah görmek için göz verdi, işitmek için kulak verdi, irak ve iman etmek için kalp verdi. Bir nefeste bile iki şükür lazım. Bizi yokluktan varlığa çıkardı. Yani yoktuk biliyor musunuz? Şu anda duran, düşünen, kendisinin kendi varlığının farkında olan bir canlı olarak kendimizi biliyoruz, Rabbimizi biliyoruz. Yaşamın şerefini, izzetini tadıyoruz ve ebedi mutluluğu kazanma, elde etme nimetini Allah bize lütfetti. Bizim Kureyş'in Allah'a kulluk etmelerinden, Allah'a nankörlük etmemelerinden, Allah'a ibadet etmelerini gerektirecek sebeplerden daha fazla sebebimiz var. En az o kadar sebebimiz var. Onun için bu sure bize dönen yönüyle diyor ki: "Ey insan, Rabbinin senin üzerindeki nimetlerini hatırla, unutma." Nimetleri hatırladığın zaman nimeti verene karşı insan iç dünyasında, mana aleminde tabi bir iç itilim hisseder. Bir şükran borcu hisseder. Ona doğru yönelir. İşte onun için Kureyş suresinde Allah Kureyş özelinde onlara verdiği nimetleri kulluk için bir ihtar ve bir ihbar yaparak o nimetlerden dolayı kendi zatına yönelmesini emrederken bir taraftan bir taraftan da bizim sahip olduğumuz nimetlerimiz üzerinde düşünmemizi ve gerçekten yani bu eli ben mi yaptım? Bu gözü ben mi yarattım? Bu dünyaya geldiğimde bu vücudu, bu muhteşem mekanizmayı ben mi inşa ettim? Hayır. Bunu bir yapan var, bunu bir yaratan var. Bunu bu, bulmayı, bunu bilmeyi, buna bağlanmayı, buna şükür duygusu hissetmeyi ve buna kul olmayı ki o aziz ve celil olan Allah'tır. Kureyş suresi bize bunu söyler. Kureyş suresinde Mevla bize bunu söyler. Onun için Allah bizi gerçekten üzerimizdeki nimetleri görebilmeyi, gözlerimizdeki perdeleri kaldırabilmeyi, kulaklarımızdaki ağırlıkları kaldırabilmeyi ve gerçekten Allah'ın kulu olduğumuzu فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَا beyt Bu evin sahibine kulluk edin emrinde olduğu gibi bu elin sahibine kulluk et, bu gözün sahibine kulluk et, bu gök kubbenin altındasın. Gök kubbenin sahibi kim? Ona kulluk et. Şu arzın sahibi kim? Ona kulluk et. Şu nefesi sana bahşeden kim? Ona kulluk et. Şu senin üzerinde bulduğun deriye o derinin ihtiyacı olan D vitamini güneşe yerleştiren, onu güneşle seni besleyen Rabbine, güneşin sahibine kulluk et. Kureyş Suresi bize Allah'a kulluğu söyler. Onun için bir duayla bitireyim. Hakkı hak bilip ona uymayı, batılı da batıl olarak teşhis edip, tespit edip yakamızı, paçamızı, dünyamızı, ahiretimizi, kalbimizi ondan kurtarabilmeyi Allah bizlere nasip ve müyesser eylesin. Muhabbetle. Allah'a emanet olun.